ışıkları gibi ledlere çıkan bağlantıların yönleri vardır. Yani ters takarsanız ışıklar yanmaz. Anakartınızda bu bağlantıların canlı, yani kabaca artı uçlarının yerleşeceği pinler kodlanmış olmalı. Bizim kullandığımız Asus Rampage 2 Extreme gibi anakartlarda ise bu işlemi kolaylaştıran bir parça geliyor. Ön panel bağlantılarını bu parçaya kasa dışındayken yapıp sonra parçayı anakarta tek hamlede yerleştiriyorsunuz. Eğer anakartınızda bundan yoksa tek tek yapmalısınız. Biz videoda göstermek için kasa dışında da yapıyoruz. Ön panel USB kablo ucu anakarttaki USB bağlantı noktalarına oturmaya hazır bir sokettir. Bu soket yönlüdür. Dikkatlice bakarsanız bir tarafında eksik pin girişi olduğunu görürsünüz. Anakartta bunu yerleştireceğiniz pin grubunda da bir tarafta bir tane eksik pin vardır. Anakartta ön panel USB bağlantı noktasını bulun ve soketteki kapalı pin yerini anakarttaki eksik pinin yerine hizalayarak yerine takın. Bazı anakartlarda USB bağlantı noktası mavi renk kodludur, bazılarında ise çıplak. Güç bağlantılarını sona sakladık. Anakartın genellikle ön tarafında güncel anakartlar için 24 pinli bir güç bağlantı soket yuvası vardır. Bunu karıştırmanız zaten olanaksız. Güç kaynağında da ya 24 pinli tek parça ya da biri 20 pinli, diğeri 4 pinli iki parça halinde ucu olan en kalın kablo demetini alın. Muhtemelen 24 pinli olarak kullanacaksınız. Eğer güç kaynağından gelen kablo ucu 20 artı 4 pin şeklinde ayrılmışsa bu iki ucu birleştirmelisiniz. Hem anakart tarafında hem de güç kaynağından gelen kablo tarafında birbirine oturacak plastik yapılar olduğu gibi pin yuvaları da zaten ters takmanızı önlemek için şekillendirilmiştir. Güç kaynağından gelen kablo ucundaki plastik tırnak anakarttaki soketin bir tarafında bulunan çentiye oturacak şekilde yerleştirip bastırın. İkinci bir güç girişi de işlemciye yakın bir yerlerde genellikle anakartın arka tarafına yakın bulunur. Bu giriş seviyesi anakartlarda genellikle 4 pinli, orta ve üst seviye anakartlarda ise 8 pinli. Yine ters takmanızı önlemek üzere pin yuvaları şekilli, soket ucu da tırnaklı. Güç kaynağı tarafında bu kablo giriş seviyesi güç kaynaklarına genellikle tek parça 4 pinli, orta ve üst seviye olanlarında ise genellikle 4 pinli iki parça şeklindedir. Anakartınızın üzerinde 8 pinli yuva varsa bu iki parçayı birleştirme 24 pinli güç bağlantısını yaptığınız gibi tırnak yerine oturacak şekilde bastırıp bağlantıyı tamamlayın. Güç kaynağınızda 4 pinli çıkış var ama anakartınızda 8 pinli çıkış varsa yine de bunu yerine takabilirsiniz. Ancak çok fazla güç tüketen işlemciler kullanmaya kalkarsanız sistemde dengesizlikler yaratması olası. Dolayısıyla eğer üst seviye bir sistem topluyorsanız güç kaynağınızın bu çıkıştan 8 pinli olanını sağlamasına dikkat edin. Şimdi kendinize bir bardak kahve yapıp monte edilmiş anakartınızı seyredebilirsiniz.